uçuş meselesiyle ilgili yalnızca Ahmet özelinde değil, Kürdistan'daki diğer kentlerde bir uçuş sorunu yaşanıyor. İnsanlar belli merkezi kentlere uçamıyorlar. Uçuş bulmak için en az bir ay öncesinden planlama yapmaları gerekiyor. Ancak hayat böyle ilerlemiyor. İnsanların hastalıkları oluyor, cenaze oluyor, eğitim oluyor, bir sürü acil durum olabiliyor ve insanların hızlıca uçmaları, seyahat etmeleri gerekiyor. Ama Kürdistan bölgesine özel olarak bir uçuş blokajı konuluyormuş gibi görünüyor. Bununla ilgili yaklaşık olarak bir ay önce Ulaştırma Bakanlığı'na bir önerge verdik ve önergede bu destinasyonların neye göre belirlendiğini sorduk. Burada Diyarbakır özelinde şeyi sorduk. Neden burada uçuşlar az diye sorduk. Tabii sadece önergeyi vermekle kalmadık. Bunu dilekçe olarak Ulaştırma Komisyonu'na, meclisteki Ulaştırma ve Haberleşme Komisyonu'na ilettik. Bunun dışında bu firmalara, yani ana uçuş işte hava yolları firmalarına da faks çektik. Onlardan da bir icazet talep ettik. Önergeye cevap aldık bakandan. Sayın Bakan bize bir cevap verdi. Cevapta da dedi ki, yani bir şey yok, sorun yok. Bize göre sorun yok dedi. Ve ayrıca şunu dedi, biz dedi belirlemiyoruz bu uçuş sıklığını. Uçuş sıklıklarını hava yolları firmaları belirliyor dedi. Ama buralarda örneğin belli dönemlerde mesela birinin cenazesi olduğunda 20 dakikada bir uçak kalktığını görebiliyoruz. Ya da herhangi bir cumhurbaşkanının bir programı olduğunda bir bakıyorsunuz bir ilden diğerine hemen bu ticari firmalar uçuşları aktarmış oluyorlar. Buraları yeniden yönlendirmiş oluyorlar. Açıkça görüyoruz ki özel bir muamele var. Ayrıca buranın savaş endüstrisini sürdürebilmek için üs olarak kullanıldığını biliyoruz. Buradan jetler kalktığı zaman Diyarbakır'dan uçuşların nasıl geciktirildiğini, rötar yaptığını, bazen 5 saat, 6 saat, 10 saat insanların havalimanında kaldığını görüyoruz. Belli uçuş standartlarına, yani uçuş ahlakına, işte bu seyahat standartlarına uymayan uygulamaların olduğunu görüyoruz. Bakandan hala bizi doyurabilecek bir yanıt bekliyoruz. Gelmedi. Bu uçuşların neden burada özellikle yaz mevsiminde azaltıldığını öğrenmek istiyoruz. Buradan da soruyoruz. Sayın Bakan, biz de uçmak istiyoruz. Burada bizim bir sivil toplum başkanı söylemişti, biz de uçmak istiyoruz diye. Gerçekten de Kürdistan bölgesine insanlar uçmak istiyor. Ticari faaliyetler olamıyor. Yani burada iş insanları uçmak istiyorlar. İş anlaşmaları yapabilmek için uçmak istiyorlar. Bunu yapamıyorlar. Bu konuyu takip ediyoruz. Hala onları rahatsız ediyoruz. Her hafta faks göndermeye devam ediyoruz. Her hafta telefon açıyoruz. Her hafta onlarla konuşmak istediğimizi söylüyoruz. Onlar telefonu açana kadar biz de aramaya, faks çekmeye, önerge vermeye ve bunu teşhir etmeye devam edeceğiz. Yani tabii ki de ideal bir yönetim biçiminin öncelikli hedefi temsil etmeyi vaat ettiği vatandaşların rahatlığı olmalı. Ancak buradaki mevcut yönetimin verdiği vaat daha çok savaş, daha çok kan, daha çok ölüm. Böyle olunca vatandaşların, yurttaşların ihtiyaçları 3., 4., 5. sıralara düşüyor. O yüzden biz zaten onlardan zaten tam beklediğimiz muameleyi görüyoruz. Bunun daha farklı şeklinde davranmalarını beklemiyorduk. Bunu yapmalarını bekliyorduk. Ama işte bunun için biz siyasetçiler olarak, muhalif siyasetçiler olarak ne yapabiliriz? Bunu düşünüyoruz. Bunun üzerine kafa yoruyoruz. Şu anda en azından mevcut şartlar altında yapabileceklerimiz bunu teşhir etmek, bunun için talepte bulunmak ve halkın harekete geçmesini sağlamak, sivil toplum örgütlerinin harekete geçmesini sağlamak, iş çevrelerinin, yani bu meseleden etkilenen herkesi bu itirazlarını yükseltmeye davet ediyoruz. Hem bu hava yolları firmalarını hem de Ulaştırma Bakanlığı'nı arayarak, e-mail atarak, faks çekerek rahatsız etmeye çağırıyoruz.